Uyku apnesi tedavi edilmezse bir takım komplikasyonlar ortaya çıkar. Bunlar içerisinde en önemlileri yüksek tansiyon, kalpte olabilecek problemlerin daha erkene çekilmesi, koroner damar hastalarında var olabilecek kalp krizi riskinin artması veya uyku apnesi olmayan bir hastada koroner damarların darlığı kalbi tam optimal düzeyde besleyebiliyorken geceliğin iyi oksijenlenmeyen kanın verdiği etkide, etkiyle hastada miyokard enfarktüsü dediğimiz kalp krizinin geçirmesi. Aynı şekilde iyi oksijenlenmemeye bağlı e, inme dediğimiz e, beyinden ortaya çıkabilecek durumlar e, sayılabilir komplikasyonları içerisinde. Bunun yanı sıra akciğerlerde bir takım problemlerin ortaya çıkması, akciğerlerde kapasitesi olan az olan hastalarda iyi oksijenlenmemeye bağlı bazı saklı hastalıkların bir an önce ortaya çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. Genelde bu çerçevede sayabiliriz. Uyku apnesini tetikleyen veyahut uyku apnesi varsa daha erken ortaya çıkabilecek bir takım metabolik durumlar vardır. Bunlar içerisinde insülin rezistansı, efendim efendime söyleyeyim, diyabet, tip 2 diyabet, yine yüksek tansiyon. Bugün biliyoruz ki esansiyel hipertansiyon dediğimiz ismini koyamadığımız birçok yüksek tansiyonun gece ve geceliğin Uyku apnesi sırasında vücudun iyi oksijenlenmemesine bağlı vücudun bir zaman sonra ona verdiği cevap olarak ortaya çıktığını biliyoruz. Bu tür komplikasyonlar vardır.